Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir oyun, farklı bir oyun. Bugün Battlefield 4, Battlefield Hardline ve hatta CS:GO falan yok. Single player bir oyun. Biraz oynayayım istedim. Bunu da çekeyim istedim videosuna. Oyunun adı gördüğünüz gibi Transmissions Element 220. Bu da yine gördüğünüz gibi an ekrandan da anlaşıldığı üzere Half-Life'ın bir modu gibi bir şey. Daha doğrusu mod değil de bir bağımsız yapım. Source motorunu kullanarak yapılan bir oyun işte. Bir puzzle, bir indie, ya indie değil aslında, bir korkuya da biraz giriyormuş sanırım. Oyunun yorumlarına da baktım. Beğenenler var yani. Bakacağız artık yani. Şimdi burada isim de yazıyor zaten. Transmissions Element 120. Hadi bakayım. Oynayayım o zaman. İlk defa giriyorum ben de. Hiçbir şey yapmadım da. Sadece şurasını gördüm. Başlattım yani. Bakayım aynen. Girelim. Ben zaten böyle Half-Life'ın yaptığı her şeyi severim yani. Böyle Half-Life'ın yaptığından kastım. Yani bir modu, bir şeyi. Hoşuma gidiyor ya. Çok güzel hatta. Bilmiyorum. Bu motora bayılıyorum. Çok iyi bir. Güzel. Çok iyi oldu. Çok daha güzel iyi oldu yani. Half-Life 3 çıkmıyor. Biz de ancak bunlarla idare edeceğiz sanırım. Umarım biraz korkutucudur ya. Zaten korkmak da istiyorum ama. Bakalım. Siz de oyunu görün. Bu ne ya? Half-Life 2'deki şu yaratıklara bence sesine. Sesler ürkütücü. Tren sesi. Evet. Evet beyler başlıyoruz. Heyecan dorukta. Şu an bura nereye? Tren gibi bir şeyin içindeyim sanırım. Bir el feneri. Açılıyor mu bura? İşte atmosfer ya, bilmiyorum ama ben bu Source motorun yaptığı atmosfere bayılıyorum ya. Belki Half-Life'a duyduğum bir empati duymak. Bu da güzel bir kelime oldu. Ya bak. Ben biraz oyunun sesini arttırayım ya. Ben video falan izlerken genelde böyle oyunun sesinin olmasını severim böyle başka videolarda. Ben otur sevdiğim için size de o tarz yapayım. Ama tabii şimdi nasıl olacak bilmiyorum sesinde. Fazla mı olur, az mı olur? Transmissions Element 120 başlıyoruz beyler. Bir tren garı. Bu da çok açık oldu sanki. Şu iyiydi ya. Tamam. Buram Half-Life kokuyor. Ama bunu kıramayacağım ben. Neyse. Evet. Şuradan gidelim o zaman. Hah, dediğim gibi bulmacalar falan var demiştim. İşte bulmaca başladı sanırım. Etrafa bakalım. Burada açık var mı zaten? Ya atmosfer efsane ya. Nereden ne yapacağız? Şuradan bir gidelim o zaman. Önce şu tarafları bir temizleyelim. Aa, burada da. Levyeyi bulduk o zaman. Bu levyeyi kırması lazım sanırım. Ben sesim ne kadar fazla ya. Şunu da bir düşüreyim hemen. İki nokta. Kimi çekiyorsunuz lan bunu? Al işte. Çekmez olaydı. Niye uğraşıyorum ki ben? Başla. Go. Bu ne yapıyor lan? Ya şimdi bu oyunu ben de ilk defa oynuyorum. Puzzle dediğim gibi. Oyunun türü puzzle. Bağımsız yapımcı. Korku falan diyor da ben şimdi ne olacak ne olmayacak bilmiyorum. Hani üstüme atlarlar mı bir fikrim yok onunla da.
Aa. Az kalsın canımız bire düşecekti. Şuradan yardırayım biraz. Bu ne lan? Ya işte adamlar yapmış ya, adam bağımsız yapınca ama mod olsa yapmış adam, güzel. Şu atmosfer güzel yani. Ya. Aha vurdu. Seslere geldi, seslere. Ben çok fazla konuşayım bu atmosferin içinde. Siz sesleri siz de duyun yani. Kendiniz oyuna verin. O kim ya? Gitti. Şu arka plandaki konuşan kadın da bayağı böyle geriyor ya. Bu konuşma tarzı falan böyle tam böyle hani çökmüş bir şehir anlatıyor ya. Aa, daha demin bağıran adam buymuş. Aa, Mesut Komiser tabancası var orada, bir dakika. Geçiş yok ama sanki ya. Her neyse, aşağıya iniyorum o zaman. Oh! Ne yapabiliriz? Mükemmel. İşte şöyle bir şey alacağız elimize. Bir tane daha alayım hatta. Ya gerek yok, bir tane daha. Neyse, gideyim aşağı geri. Transmissions. Gel. Lan tam da. Hop hop. Gel. Oh! Makineyi kendime göre tuttum ya. Aşağı ineyim. Umarım bir şey atlamaz üstümüze. Diğer tarafta bu tarafa açılıyor sanırım. Hayır, boş ver. Boş, hiç gerek yok. Sana yakalanma kadar ben sana yerim. Öyle artık yapma. Ya artık çıkartın. Buradan da GB sesini görüyorum. Şafak şu çıkartsın ya, yeter, ama çıkmayacak. Adamlar çıkarmayacak ya. Bu ne? Jeneratör. Ver gücü. Aa! Aha, orada da var. Kapı da kapandı. Ah, keşke atmasaydım onu. Hayır, hayır. Gel.
arkamıza kapatmaz değil mi? Ah! Kalbime indi. O neydi? Bu ne? The Walking Dead. The Walking Dead. Umarım bir şeyler uzak. Burada bir güç kaynağı var ama ne yapacak onu da bilmiyorum. Ay! Alın size yemek. Bu benim ne işime yaradı? Aç. Aşağı gitmem gerekiyor. Adamlar zaten boşuna merdiven koymam. Aşağı inip bilmeyeceğim konusunda çok kararsızım ya. Bir dakika abi, bir dakika. Onlara bakmam bir fikir geldi. Şunları buraya doğru çekebilirsen. Gelin. Gel. Var mı gelen? Dolaşan temiz. Gel. Oo, hepsi geri de aldı. Hepsi geri de aldı onların ya. Kesin yiyecekler ama. Kaç. Yaptım mı anlamadım ya. Aklıma çok güzel bir fikir geldi ama artık o fikir öldü sanırım ya. Niye bunu yaptın? Eyvah. Çok kötü oldu. Burada çıkarsam vururlar mı onu da bilmiyorum. Aa! Tek tek azaltmaya çalışalım o zaman. Bunlar çok vermeyecek. Küçükler. Daha bir şey yaptık ama. Fena ya bunlar da. Bunlar neye geldi? Sayısını azalttıktan sonra geleceğim.
gerekiyor aslında. Bunlar hiç bir mermer yemedi. Belki bir yol vardı. Ben de bunları görmedim. Evet. Aa, hepsi boşaymış. Boş. Hadi artık ya. Ya bu kadar fazla yandı bu kadar. Burada alırlar mı şimdi tatlısı? Aa, saldırmadılar. İşte yarım saat bütün uğraşlar boşuna gitti ya. Bu ne? Şu an bir fazla bir korku görmedim ama birkaç bulmaca vardı yani. Bakayım. Ya zaten bu Half-Life 2 olsun, 1 olsun. Ya birinde modlarını oynadım da yani. Ne olursa olsun farklı olan her şeyi eğlendiriyor ya. Şuradan gideyim. Ha, bu aldan bizde vardı ya sanki. Bu ne? İnsan botunu böyle asar mı ya? Ay. Aa, fişini çektim. Koptu. Bunu da fiş çekeyim. Bu da koptu. Geri tak. Of. Bunu sevdim bak. Aa! Lambayı kırdık. Gel. Lan gel. İşte burada. Giriş. Orayı nasıl sıfırlayacağım ki ben? Ha. Half-Life'ın zaten diğer adı bu işte. Bu dar borular. Flashlight açıp geçeceğin yerler. Size Half-Life. Umarım bu videodan da keyif alıyorsunuzdur. Ben bilerek bazı yerlere konuşmuyorum yani. Full konuşmayı ben istemiyorum. Çünkü sizin de oyundaki sesleri ve atmosferi görüp hissedebilmeniz için. Buraya benim geldiğim yer sanırım değil mi? Hiç atlamanın mantığı yok. Bura kapalı. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. İzlemeye devam ediyorum. Bu neydi? Kafayı vurduk. Son durak. Ola kafam düşsün gittim. Hmm. Aa, bu şey portaldaki şey patates. Burada Half-Life'deki mekan sanki. Gerçi Half-Life'deki mekan derken adamlar aynı makineler alıp harita yapmışlar. Ben buradan mı düştüm şimdi? Şuradan düştüm, içeri kaydım, kafayı vurdum. Ha beyler, bu arada şunu da anlatayım. Bu oyun şey yani, daha çok bu Gravity Gun'la ilgili olan şey. Hani adam modun açıklaması kısmında da şeyden bahsediyordu. Böyle silahlar milahlar olmayacak herhalde, bu levye tabanca dışında çok fazla bir şey olmayacak. Yani roket jump gibi böyle Gravity Gun jump yapacağız herhalde bu. Bak, Gravity Gun'la zıplamayı falan üretiyor. Ne diyor burada zaten? Aynen işte böyle safe düşmek ve hatta kaç derece 45 derece açıyla falan yapın. O da bildiğiniz Team Fortress'teki Soldier Rocket Jump olayı. Ah, gun da burada. Burada da birkaç deneme test yapacağız herhalde. Oo. Adamlar müziği de yapmış ya. Oh, oh, oh.
olaya gel. Olaya gel. Solcudaki roket yan. Sağdaki charge bu arada. Bu aldığımız topların şeyi. Şu an şunları alıp fırlatmıyor muyuz ya? Ha, yüksek yerden düşerken de sanırım şeyden bahsediyor doğru. Safe'den falan. Hızımızı kesiyor. Müziğin efsane. Ama benim sesimden gitmesi önemli. Şöyle yapayım. Orada bilerek konuşmadım. Müzik efsane yani. Aa, bu ne? Her neyse. Bak, işte şuraya çıkıyor mesela şu. Budur. Team Fortress 2. Aa, pompalı tüfek. Ha, şeyler de var işte ya. Çatışmalar da varmış demek ki. Ben sadece Gravity Gun gibi düşündüm de. Aha, Türkiye miydi? Yok. As bayrakları yapacaktım da olmadı. Bunları tutamıyor muyuz ya? Şuradan gidelim bakalım. At ya. Bu Source motoru da motor. Source motoru da kaç yılına çıktı? 2007 mi? 2006 mı? 2006'da 2005'te çıktı, sonra güncellendi sanırım. Daha doğrusu daha önce de olabilir ya. 2004 mü? Hatırlayamadım şu an. Ama güncellendi işte. SDK zaten Source Base falan motor. Bilmiyorum. Hala hoş ya. Bence bir sıkıntısı yok. Bunları da bunları açmak da ayrı bir enteresan. Bası tutuyorum şu an. Ya. Ya korktum ya. Burada bir şey yok değil mi? Bunlar bizden mi acaba? Bizden misiniz lan? Yardım edelim. Aa! Tabi kombine askerleri niye bizde olsun ki değil mi? Bir de bir şey var. Adamlara bak, flashlight takmış ya bunlar. Half-Life'da yoktu sanırım. Öldü. Geber. Komik. Farklı farklı silahlar da aldım. Nedense bu basit yaratıklarda silah, mermi harcasım gelmiyor. Buradan geldik biz. Aa, geçmediğimiz yerler vardı. Şurada o zaman açılır mı? Neyse şuradan gideyim. Mesut komiser tabancası dedik. Aç. Vanya, Metroidvania mı? Metroidvania. En güzel silah, oyundaki en iyi silah bu ya. Tek, her şey tek. Bir de şu arbalet vardı. O da efsane. İkisi birbirine yarışır ya. Buradan nereye acaba? Şuradan bakalım bir etrafa. Mermi, pompalı mermisi. Neyse. Burada bir şey yok. Ha. Şu arka plan sesleri öldürüyor beni ya. Şu... Neyse bakalım. Buradan zaten gitmeyiz herhalde bir daha. Buradan ne yapabiliriz?
Ha, bura açılmış, tamam. Burayı görmedim. Güzel. Transmissions Element 120. Beyler, Steam'de ücretsiz vardı, onu da belirteyim. Bağımsız yapımcı dedik. Steam'de ücretsiz, beğenirseniz oynayabilirsiniz. Mesela bu gibi oyunların devamı olsa çok güzel olur ya. Adamlar en azından bize beklemek için bir oyun yapmışlar. Buraya ne yapılır? Drive Dedan herhalde. Half-Life 3... Bak bak. Sanırım dediği şey şu. Düşerken bunu atacağım. Büyük mahalle. Safe düşüş. Can gitmeyecek. Aha, aynen öyle. Şimdi bak mesela. Düşüyorum. Patla. Olay bu. Gel. Bu patlayınca oyun FPS'e düşüyor. Ayrı bir olay. Şunları neye çekeceğiz ya? Onlar olsa daha iyi aslında. Atmosfer güzel olmuş ya. Gerçekten bin defa söylüyorum ama gerçekten çok hoş. Veyahut da benim sevdiğim şeylere yakın. Half-Life 2'de bile bu tür şey yok. Adam bunları full kendisi ayarlanmış ya, modlarla falan. Neyse buradan... Aa! Aa! Evet. Bu bozuldu mu mesela acaba? Hah, bozulmadı değil mi? Bu niye kırmızı yanıyor? Önce şuraya bir çıkalım. Aa. Hiç de bir şey yokmuş. Buradan zombi gelir ama biz geçemeyiz. O da ayrı bir şey. Sanki vücut ölçüleri farklı. Neydi? Bunlar bir dakika ya. Bunlardan bir kurtulmamız lazım. Çıkar mı acaba? Bunlar tehlike. İnsanın başı dönüyor ya silah tutunca da. Burada bir fiş var yine. Gücü verdi. P5. Oyun yapan arkadaş müzikleri de iyi yapmış. Aha, oldu mu bir şey? İlerleyen var. Bak. Daha zorlarını beklerdim. Aa! Aa! Arkacılık niye yapıyorsunuz ya? Aksiyon başlıyor. Sanırım aksiyon başlıyor. Lan bombacı var. Sebebi neydi ki? Aç şurayı işte. Sebebi neydi bunların? Bu ne ya? Bu arada beyler, Half-Life serisini veya da Half-Life modlarını seven insanlar varsa aşağı yorum atın, bir şey yapın. Belki video getirebilirim. Veya da size bazı önerilerde bulunabilirim. Şu an ben bittim sanırım.
Hop 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 hop. Bomba tüfek. Zombilere karşı kullanılan en etkili silahlardan biri. Ah, çıkar o bombayı. Çıkar o bombayı. Geber. Çıkar o bombayı. Bu FPS drop nedir ya? Hayır hayır. O kadar yaklaşma. Bu neydi şimdi? İnsan bir koşar ya. Bomba çıkarttı. Bura açılmayacaksa benim. Ha. Bu ne ya böyle? Kart mı işte, anlamadım. Bir de oynatabiliyoruz ya. Cesetler de oynatıyor. Oyun efsane. Oh 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 oh. Bariyer varmış herhalde. Bütün her şey gitti. Ne bu ya? Burada bir şey mi getirmem lazım benim kartına? Ekran kartı ha. Şurada bilgisayar bura. Adam bir sistem yapmış. Bunlar da büyük ihtimalle modun yazıcıları falan tasarlar. Bak hani doku paketi tam aynı değil. Bir farklılıklar var ama neyse. Ben şöyle devam edeyim. Bunu ilk tır... Aa, döneceğim. Bir mesut komiser yapalım. İşte oyunun biraz fazla olması bu yüzden fazla yani. Yoksa bu şey kırmızı kablo. Tamam, bunu yaptık yani. Bakalım şu arkadan tekrardan. Şu an neden saklama bir şey gelmiyor ya, bu ne böyle? Çıkmaza girdi biraz. Bir boşluk da yok ki oradan ben atlayayım çat diye içine. Şurada bir şey vardı, onu da kırdık da adam. Lan şunu da çıkalım önce, oradan bir zıplama denelim o zaman. Bir şey yok sanki. Aklıma bir şey daha geldi. Son bir şey daha deneyeyim. Biraz şu seviyeyi artıralım, yükselme. Şu an kafamda çok soru işaretleri doldu bir anda. O kutu nereye gitti? O fıçı nerede? Neyse arkadaşlar, dediğim gibi oyunu ben de ilk defa oynadım. Bilgim yoktu. Sizlere göstereyim dedim. Ben de bir Half-Life 2, Half-Life modu takipçisiyim, deli gibi severim oyunlarını.
Şu atmosfer bile beni o Half-Life 2 zamanlarına götürmeye yeter. Half-Life serilerini 3-4 kez falan bitirmişimdir hepsini. Oyunda da dediğim gibi Transmissions Elements 120. Oynamak isteyenler için Steam'de ücretsiz direkt indirebilirsiniz. Nerede beleş olur hemen yine. Hemen indirdim. Adam yapmış zaten, bize sunmuş. Biz niye oynamayalım? Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoda sıkılmazsınız. Buraya kadar gelmişseniz zaten keyifle izlemişsiniz demektir. O yüzden ben bu kısımlara kadar gelen arkadaşlara söylüyorum daha çok. Videoyu devamını isterseniz yorumlarda belirtin. Ama lütfen belirtin yani. Yorumları benim görmem lazım. İsteyen var mı, istemiyor musunuz? Yoksa ben ona göre çekip çekmeyeceğim. Veyahut da isteyen varsa, veyahut da Half-Life isteyen varsa Half-Life modları araştırırım ben, bulurum. Güzel şeyler, haritalar falan getiririz, bir şeyler yaparız yani. Half-Life'ın sorusu var, kaynak malzeme bol. Her türlü gideri var, oynanır yani. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın lütfen. Abone olursanız sevinirim. Ve paylaşırsanız, desteklerseniz çok çok daha sevinirim. İyi akşamlar. Daha doğrusu şu an akşam. Size de iyi izlediğiniz vakitler. Hoşçakalın.